Yunanistan'da üçlü koalisyon hükümeti, Başbakan Antonis Samaras'ın Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'yi kapatma kararı sonrası oluşan siyasi krizi açmaya çalışıyor. İktidarın büyük ortağı Yeni Demokrasi Partisi lideri Başbakan Samaras, dün ikinci kez hükümet ortakları Sosyalist PASOK ve Demokratik Sol Parti liderleriyle bir araya geldi. Euronews muhabiri Stamatis Giannisis, geç saatlere kadar süren toplantıda bir ilerleme sağlanamadığını belirtiyor. Liderler arasındaki bu ikinci toplantı pek de verimli geçmedi. Somut bir netice alınamadığı gibi devlet kanalının geleceğine ilişkin tartışmaların hükümet ortakları arasındaki tek büyük sorun olmadığı da anlaşıldı. Koalisyonun geleceği de sorgulanmaya başladı. Perşembe akşamı yapılacak bir sonraki toplantının gündemi bu olacak. Yunanistan'da iptal mahkemesi geçtiğimiz günlerde ERT'nin kapanmasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Bu arada geleceği halen belirsiz olan ERT çalışanlarının kanal binasındaki işgal eylemi sürüyor. Ana Muhalefet Partisi lideri Alexis Tsipras da dün ERT çalışanlarını kanalın genel merkezinde ziyaret ederek işgal eylemine destek verdi.